Klasik çağda Osmanlı ve toplum düzeni. Bu ünitede Osmanlı Devleti'nde uygulanan millet sistemi, fethedilen yerlerdeki Türk-İslam kültürünün nasıl yayıldığını, Osmanlı toprak sistemi ve lonca teşkilatının özelliklerini, vakıf sisteminin uygulanış şekli ve faydalarını öğreneceğiz. Osmanlı Devleti'nde millet sistemi. Osmanlı Devleti'nde millet sistemi çok önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti 600 yıllık tarihi boyunca farklı din mensuplarından oluşan kitlelere millet, oluşturulan sisteme millet sistemi adını vermiştir. Millet kelimesi Osmanlı Devleti'nde klasik dönemden itibaren dini zümreleri ifade etmek için kullanılmıştır. Katolik milleti, Yahudi milleti, Ermeni milleti ve Ortodoks milleti gibi. Osmanlı Devleti'nde millet kelimesi bugünkü millet kelimesiyle aynı anlamda kullanılmamıştır. Bugünkü anlamda millet, aynı ırka mensup olan kişilerin oluşturduğu topluluktur. Osmanlı Devleti egemenliği altındaki toplulukları, lütfen dikkat edin, ırklarına göre ayrıştırmak yerine onların mensup oldukları dini inanca göre gruplandırmayı tercih etmiştir. Müslüman halk içinde durum aynıdır. Devletin egemenliği altındaki Müslümanlar nüfus defterlerine ırkları belirtilmeden Müslüman olarak kaydedilirdi. Müslümanlara ümmetçi, yani Müslümanları eşit tutmak anlayışıyla yaklaşılırdı. Müslüman bir Türk ile Müslüman bir Arap'ın devlet içinde hiçbir farkı yoktur. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı millet sistemi, farklı inançlara sahip topluluklara kendi inanç ve hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşama hakkı vermiştir. Devletin idaresi altındaki her millet, kendi dini ve sosyal işlerini hür bir şekilde yerine getirme fırsatı bulurdu. Osmanlı tebaası, yani halkı, zorla İslamlaştırılmak gibi bir amaca sahip olmadığını, gayrimüslimlere huzur ve güvenlik sağlamayı, onlara adil ve devlet yönetiminden razı olacakları bir yönetim şekli sunmayı da temel amaç edinmiştir. Bu başlıkta Bursa'yı fetheden Orhan Gazi'nin yayınladığı fermanda gayrimüslimlere rahat yaşamaları için her türlü kolaylığın sağlanmasını, ibadet yerleri kurmaları için gereken yardımın yapılmasını emrettiğini fermanında okumaktayız. Yine aynı şekilde Bosna'yı fetheden Fatih Sultan Mehmet'in fermanında, "Ben ki Fatih Sultan Mehmet Han'ım, tüm halkım bilsin ki bu fermanla Bosna rahiplerine karşı iyilik hislerim ortaya çıkıp buyurdum ki adı geçen rahiplere ve onların kiliselerine kimse engel olmasın. Kaçıp gidenler affedilsin ve gelip memleketlerinde korkusuzca oturup kiliselerinde ibadet etsinler. Vezirlerimden ve halkımdan kimse onları rahatsız edip incitmesin." Yine Yavuz Sultan Selim bu konu hakkında "Kudüs ve çevresindeki patriklere fermanımdır. Patrikler eskiden beri kendilerine ait olan kilise, manastır ve diğer kutsal mekanları kullanmaya devam etsinler. Verilen yetki hiçbir şekilde ve kimse tarafından bozulmasın" fermanını yayınlamış. Bu da Osmanlı Devleti'nde evrensel insan haklarına ne kadar riayet edildiğinin güzel örnekleri olarak sayılabilir. Örnek soru 1'de Osmanlı Devleti ele geçirdiği gayrimüslim topraklarındaki halkı millet sistemine göre yönetmiştir. Bu sistemde Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ya da Süryaniler inançları konusunda tamamen serbest bırakılmış,
örf, adet, gelenek ve göreneklerini sürdürmelerine izin verilmiştir. Bu bilgiye göre millet sistemiyle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? 1. Toplumların milli ve manevi değerlerinin korunmasının sağlandığı, hoşgör anlayışına dayalı bir sistem olduğu, toplumsal huzurun sağlanmasına yönelik özellikler içerdiği yorumların hepsini doğru cevap olarak kabul edebiliriz ki, bu Osmanlı Devleti'nin nasıl bir düzen kurduğunun da güzel bir örneği oldu. İkinci soruda 1. Musevi, 2. Ermeniler, 3. Rumlar, yukarıdakilerin hangisinin Osmanlı millet sistemi içinde yer alan topluluklar arasında gösterilebilir diye sorulmuş. Gayrimüslimler millet sistemi içinde, Müslümanlar ümmet sistemi içerisinde değerlendirilmiştir. Bu nedenle yukarıdaki Musevi, Ermeni ve Rum topluluklarının gayrimüslim olmasından dolayı her üçünün de millet sistemi içerisinde yer aldığını söylememiz mümkün. Osmanlı toplumunu oluşturan unsurlar. Osmanlı toplumu bildiğiniz gibi çok dinli, yani millet sistemi içerisinde hem gayrimüslimlerin hem de Müslümanların yer aldığı bir toplumsal yapıya sahiptir. Osmanlı Devleti'nde yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki ayrı grup bulunmaktaydı. Yönetenler idari sistem içerisinde yer almışlardır. Yönetenler seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üç ana grupta yer alırlardı. Seyfiye sınıfı askerlik ve idari işlerle ilgilenirdi. Sadrazam, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Vezirler, Beylerbeyi, Sancakbeyi, Kapıkulu askerleri, Tımarlı sipahiler bu grupta yer alırdı. İlmiye ehli şer, eğitim işleriyle ve adalet işleriyle ve din işleriyle uğraşırlardı ki Şeyhülislam, kazasker, kadılar, müderrisler, müftüler, imamlar ve müezzinler bu grup içerisinde yer alırdı. Kalemiye ise mali bürokratik işlemler içerisinde yer almıştır. Nişancı, reisil küttab, defterdar, divan ve hazine katipleri bu sınıf içerisinde yer almışlardır. Osmanlı Devleti'nde yönetilen sınıfa mensup olan bir kişi yönetici olabilirdi. Yani buna dikey hareketlilik adı verilirdi ki, bunun için aranan şartlar temelde üç ana başlıkta toplanabilir ki, Müslüman olmak, iyi bir eğitim almak ve Türkçe bilmek şartlar arasında yer almıştır. Yönetilenler reaya teba olarak isimlendirilmiştir. Bunlar millet sistemi içerisinde yer almışlardır. Ortodokslar, Ermeniler, Museviler millet sistemi içerisinde kabul edilmişlerdir. Müslümanlar ise devletin kurucu ve asıl unsuru olarak millet sistemi dışında ümmet sistemi içerisinde yer almışlardır. Ortodoks Rumlar, Ermeniler, ki Ermeniler için biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde milleti sadıka ifadesini kullanmışlardır ki, Bizans döneminde baskı altında yaşayan Ortodokslardan ve Katoliklerden farklı inanca sahip olduklarından dolayı baskı altında yaşayan Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında bir dinsel özgürlüğe de sahip olmuşlardır. Museviler, özellikle 1492 II. Beyazıt dönemine denk gelen zamanda İspanya'da katliama tabi tutulmuşlar. Müslümanlarla beraber Museviler de Osmanlı Devleti tarafından baskıdan kurtarılmış ve Osmanlı Devleti Musevilere kendi ülkesine de yerleşmelerine izin vermiştir. Süryaniler özellikle Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamışlar ve Müslümanların hakimiyetine girdikten sonra da ibadetlerini özgürce yaşamaya başlamışlardır.
Osmanlı Devleti idaresine girdikleri zaman da yine aynı özgürlüğe sahip olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nde şehirlerde günlük yaşam genellikle camiler etrafında inşa edilen medrese, darüşşifa, han, hamam, tekke, zaviye gibi kültürel, sosyal ve dini amaçlı yapıların olduğu yerlerde oluşmuştur. Müslüman halk genellikle sabah namazıyla işine başlar. Kadınlar ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenirlerdi. Şehrin en can alıcı, en renkli yerleri camiler, hanlar, bedestenler yani çarşılar ve pazar yerleriydi. Ki bu açıdan değerlendirecek olursak bedestenler aynı zamanda şehrin önemli yerleri arasında sayılabilir ki dükkanlar ve tezgahlar kurulur ve insanlar ihtiyaçlarını buralardan karşılarlardı. Şehirlerde gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla günümüzdeki hal anlamıyla kapanlar oluşturulmuş. Kapanlarda ihtiyaç olan ürünler depolanmış, daha sonra çarşı pazar esnafına ise dağıtılmıştır. Camiler ibadet yeri olmanın yanı sıra aynı zamanda davaların görüldüğü, sohbetlerin yapıldığı yerlerdir. Külliyeler içinde yer alan imarethanelerde yoksullara yardım edildiği gibi medrese öğrencilerine de yemek dağıtılırdı. Darüşşifalar günümüzdeki anlamıyla hastanelerdir ve dikkat eder misiniz? Irk ve din ayrımı gözetmeksizin insanlar tedavi edilmişlerdir. Burada sosyal devlet anlayışından da bahsetmek mümkündür. Şehirlerde yaşayan halk için aynı zamanda çeşitli eğlenceler de düzenlenirdi. Padişahın tahta çıkma şenlikleri, dini bayramlar, panayırlar, sünnet düğün törenleri, hıdrellez gibi olaylar toplumun birbiriyle kaynaşmasına da etki ederdi. Aynı zamanda kıraathaneler ve bozahanelerde insanlar bir araya gelirler ve sohbet ederlerdi. Özellikle Osmanlı erkeklerinin bir araya geldiği satranç turnuvalarında düzenlendiğini bilmekteyiz. Köylülerde ve köylerde yaşam, genellikle köyler Osmanlı Devleti zamanında çok büyük hanelerin olduğu, hane sayısının çok fazla olduğu yerler değil de hane sayısının daha az olduğu yerler. Köy halkı genellikle ihtiyaçlarını hayvancılık ve tarımsal üretimden karşılarlardı. Aynı zamanda konar göçerler yani göçebelerde ki özellikle yerleşik yaşama geçmeyip konar göçer yaşamı tercih eden Türkmenler de varlıklarını bu şekilde sürdürmekteydiler. Osmanlı Devleti'nde cülüs törenleri, sultanların evlilik merasimleri, şehzadelerin doğumu, sünnet veya kazanılan zaferlerden dolayı da çeşitli şenlikler düzenlenirdi. Bunun haricinde Ramazan aylarında teravih çıkışında halk meydanlarda toplanır, meddahlar, hokkabazlar gösteri düzenlerler, gölge oyunları, halk hikayecileri çeşitli hikayeler anlatırlardı. Osmanlı Devleti'nde hacca gidenler için Sürre alayları, Kadir Gecesi düzenlenen Kadir Alayı, Mevlid Alayı da dini nitelikli şenlikler arasında sayılabilir. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi olarak söyleyebileceğimiz mahallelerdeki çocukların okula başlamasını kutlamak için de amin alayları düzenlenirdi. Arkadaşlar etkinliği yapalım. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere uygun bilgilerle doldurunuz denmiş. Bu belgeleri dolduralım. Biraz önce de görmüştük. Yönetenler Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye olarak sınıflandırılmış. Yönetilenler ise Müslümanlar ümmet sistemi içerisinde, Ortodoks, Ermeni, Musevi ve Süryaniler ise millet sistemi içerisinde değerlendirmeye alınabilir.